Herkese merhaba arkadaşlar. ONF bugün sizlere Zulahi ile detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle indirmelerden başlayalım. Bu Zulahi hilesinin dosyası arkadaşlar. Bu da bypass dosyası. Bunların ikisini de aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. Zulah bypass'ı burada indiriyoruz. Sonra Zulah hack dosyasında buradan dosyayı indir diyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu dosyalar böyle. Zulah bypass. Bunlar tehlikeli olduğu için izin vermiyor bilgisayar. Ondan öncelikle Windows Defender'ınızı kapatmanız gerekiyor. Ctrl C yapıyoruz. Tehlikeli dosyayı tut diyoruz. Korumaya devam et diyoruz. Bunu da sakla diyoruz. Korumaya devam et diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şunu şöyle şuraya çekeyim. Şunu şuraya atalım arkadaşlar. Bunu da buraya atalım. Masa üstüne bunları çıkartıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bypass nasıl yapılıyor onu göstereyim. Şimdi bir dakika, şunları Zula 2 şöyle şuraya çıkartayım. Ondan sonra bunu delete yapalım. Bu önemli olan bu iki dosya arkadaşlar. Şunu sileyim. Şimdi arkadaşlar, bundan öncelikle Windows Defender'ınızı ve güvenlik duvarını kapatmanız lazım. Antivirüs programı varsa onları da silmeniz gerekiyor. Onun aksine çalışmaz. Diğer videoda zaten çalıştığını görebilirsiniz. Ben bunu anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Discord adresim de aşağıda var. Oraya gelebilirsiniz. Buna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu Zula Bypass Exe. Bunu çalıştırmazsak olmaz. Bunu sağ tık yapıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Biraz bekliyoruz. Ondan sonra biraz bekledikten sonra bilgisayarı reset atıyoruz ve de tekrar geri geliyoruz. Reset attıktan sonra bunu tekrar sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştıralım. Ondan sonra buraya gelelim. Buradan BSCBAT. Bakın BSCBAT yazıyor burada. Ona sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bekliyoruz. Ve de kendisi kapanıyor. Burada arkadaşlar, bundan sonra Zula'ya girip, şimdi Zula hesabım yok, şifresini unuttum. Zula'ya girip, Zula'ya girdikten sonra Bayzula X'e sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Açılsın diye. Açılmaya niyeti yok. Evet arkadaşlar, bakın açıldı. Buralar size boş olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralar size böyle olur. Buraya gelip zula.exe yazıyoruz. Buraya gelip şu, bir daha göstereyim. Bakın şuraya tıklıyoruz. Ondan sonra masa üstüne gelip yine masa üstünü seçelim. Buradan o kaydettiğimiz dosyayı zula.exe. Buradan gelip İlk başta Zula Val'ı deneyin arkadaşlar, DLL olarak. Ondan sonra oyundan atarsa V3.DLL'yi deneyin. Benim bunu aç diyoruz. Ondan sonra inject diyecek. Bakın şu an Zula'yı bekliyor. Ben Zula'yı açtığımda ve de bu da olmuş olacak. İlk başta Zula'yı açıyoruz. Sonra Zula X'e yazıyoruz. Ondan sonra V3.DLL'yi. Ondan sonra Zula Val'ı seçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, hepsi bu kadar basit, anlamayanlar var. Anlamayanlar için böyle bir video çekeyim dedim. Açıklama linkinde yeni bypass linki var. Her şeyi düzelttik, bir sıkıntı çıkmayacak. Görüşürüz, bay bay.